Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partisini artık kurdu. Gelecek Partisi, Deva Partisi ilk anketlerde gelmeye başladı. Anketi hep birlikte okuyacağız. Ada Araştırmanın seçim anketi sonuçlarına göre Ali Babacan'ın yeni kurduğu Deva Partisi Ahmet Davutoğlu'nun önünde görünüyor. Ada Araştırma anketi sonuçları 2-6 Mart tarihleri arasında yapılmış. Ekrana hemen getiriyorum Ada Araştırmanın anketini. 2-6 Mart tarihleri arasında Türkiye'yi temsilen 1366 kişiyle gerçekleştirdiğimiz ankette katılımcılara bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusunu sorduk. Bu ankete göre AKP %38 oy alıyormuş, CHP %22 oy alıyormuş, MHP %11 oy alıyormuş, İYİ Parti %10 oy alıyormuş, HDP %9.7 ile baraj altında kalıyormuş, Deva Partisi 3,4, Gelecek Partisi de %2 oy alıyormuş. Yani bu rakamlara göre Ali Babacan'ın partisi Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin önünde. Adı araştırmanın anketi bu şekilde ama ankette dikkat çeken bir hususa dikkat eder misiniz? AKP %38, MHP %11. %49 rakamları topladığınız zaman 32 falan %50'nin birazcık altındalar. Ya verdi arkadaşlar. Bu Gelecek Partisi ile Ali Babacan'ın partisi bu oyları nereden almış? Öyle ya. CHP'den almış, İyi Parti'den almış, HDP'den almış. Yani HDP'ye, İyi Parti'ye aynı zamanda da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler demiş ki biz Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na vereceğiz. Akıl alır gibi değil. Bugün bir seçim olsun. Ali Babacan'ın partisi de Ahmet Davutoğlu'nun partisi de en fazla oyu AKP'den alacaktır. En fazla oyu. MHP'den belki birazcık oy alabilir. İYİ Parti'den belki birazcık oy alabilir. Ama CHP'den oy alamaz. Geçeceksiniz siz o işi. CHP seçmenin hiçbiri gidip de ne Davutoğlu'nun partisine ne Ali Babacan'ın partisine oy vermez. AKP'nin içerisinden çıkmış bir parti ancak AKP'nin alternatif olabilir. AKP'deki oy kaymasının geçiş adresi olabilir. Başka da bir şey değil yani. Bugün Davutoğlu'nun partisi de Ali Babacan'ın partisi de en fazla oyu AKP'ye oy veren seçmenlerden alacaktır. Merkez sağda bir alternatif olmadığı için, vizyonsuz, beceriksiz bir muhalefet de olduğu için mecburen AKP'ye oy veren bir kitle var. O da en az %15. Abartmıyorum. Merkez sağda bir alternatif olmaması nedeniyle, muhalefetinde beceriksiz, vizyonsuz olması nedeniyle bu seçmenler mecburiyetten gidip AKP'ye oy veriyorlardı. Alternatifimiz yok diyorlardı ve onlar hem kararsız seçmenlerden oluşuyordu hem merkez sağ seçmenden oluşuyordu. İşte ha onlardan en fazla oyu Davutoğlu ve Babacan'ın partisi alacak. Bu rakamlarda da görüldüğü gibi böyle %3 %2'ler değil. Ali Babacan'ın partisi en az %10'un üzerinde oy alacak. Davutoğlu'nu da yanına alırsa, Saadet Partisi'ni de yanına alırsa, Demokrat Parti'yi de yanına alırsa hatırlar büyüklerimiz o Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi seçmenlerini. Onların %96'sından fazlasını kendi bünyelerinde toplayacak. Bunu göreceksiniz, yaşayacaksınız. Çünkü insanlara artık bir alternatif bekliyordu. Merkez sağda bir alternatif olmadığı için AKP'ye kendilerini oy vermek mecburiyetinde hissediyorlardı. O neden nedir ki Davutoğlu ve Babacan AKP'deki bir oy kaymasını ve bir ihtiyacı gördükleri için parti kurdular. 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'deki oy kaymasını gördüler. 23 Haziran seçimlerindeki AKP'deki oy kaymasını gördüler ve karşımıza çıktılar. Ve bugün yapılacak bir erken seçimde önümüzdeki birkaç ay içerisinde olsun veya zamanında yapılacak bir seçimde bir olmayı beraber olmayı başarabilirler ve Millet İttifakı, Cumhur İttifakı dışında üçüncü bir ittifak oluşturmayı başarabilirlerse meclise de güçlü bir şekilde gireceklerinden emin olabilirsiniz. Yani bedelini ağır ödeyecekler, çöp gibi devrilecekler, boş çuval gibi yıkılacaklar, barajın altında kalacaklar, yüzde bir dahi oy alamayacaklar, söylemlerine bakmayacağız. Küçük görmeyeceğiz ve engellemeyeceğiz en önemlisi de. Bu adamlara engel çıkarılır, çalışmaları engellenir, parti binaları açmalarına engel çıkarılırsa, mühürlenirse, konferans yapacak yer verilmezse, miting alanlarında, yer tesisinde, fırsat sunulmazsa ne olur? Ekrem İmamoğlu olayında olduğu gibi Mansur Yavaş olayında olduğu gibi efsaneleşir ki derler. Adam partiyi kurdu dün Ali Babaca. Ekranlar hiç bahsetmedi. Herkesin gündemi koronavirüs. Yer dahi vermediler partisinin kuruluşuna. Canlı dahi yayınlama tenezzüliyetinde bulunmadılar. E bu adam yarın başarılı olacak olsa, meclise girecek olsa o gazetecilerin hepsi yanında bir bir sıra sıra ip gibi dizilecekler. Bu işler böyle. Günahmet Ahmet Davutoğlu'nun uçağına binmek için uğraşanlar, kanter içerisinde kalanlar, Davutoğlu'yla röportaj yapmak için peşinde koşanlar bugün Davutoğlu'nu ekranlara çıkarmamak için uğraşıyorlar. Davutoğlu'nu en fazla, Ali Babacan'a en fazla hangi medya yer veriyor? Halk TV veriyor, Tele1 veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Geçmişte Davutoğlu'nun düşman olduğu gazeteler, ekranlar bugün Davutoğlu'nun nefesine ihtiyaç olan yer oldu. Davutoğlu'nun sesini duyurabileceği yer oldu. O yüzden bakmayın siz bunlara şunlara. Ben bu ankete adı araştırmaya teşekkür ediyorum. En azından diğer anket şirketleri gibi %1, %0.6 göstermemiş. Diğer araştırma şirketleri Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu %1 dahi göstermiyorlar. Yine de adı araştırma şirketine teşekkür ediyoruz. İlerleyen süreçlerde belki parti kendisini tanıtır. Daha yeni kuruldu çünkü İttifaklar yapabilirlerse bu oranlarda da yükseliş olabilir diye düşünüyorum. Tek Galekana getireyim ben sizler için.